At, Türklerin sosyal hayatı ile bütünleşmiş bir canlıdır. Türk dillerinde atla ilgili yüzlerce kelimeye rastlarız. Ayrıca efsanelerde, masallarda ve öykülerde en sık karşımıza çıkan hayvandır. Türk söylencelerinde uçabilen ve konuşabilen atlardan bahsedilir. İyi at, uçan kuşa yetişir. Hiç yorulmaz, düşmanı hisseder, kahramanı kötülüklerden korur. At, Türk toplumu için o kadar önemlidir ki Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügatü Türk'te at, Türk'ün kanadıdır der. Herkese selamlar. Bugün Türk söylencelerinde efsaneleşmiş bir at olan Tulpar'dan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Atlar antik çağlardan beri göçebe toplumlarda insanların en güvenilir ve en sadık dostu olmuşlardır. Kutsal varlıkları olarak görülmüş, onlara efsanelerde, destanlarda ve masallarda genellikle olağanüstü güçler verilmiştir. Hatta Türk anlatılarında ön plana çıkan kahramanların en az kendileri kadar önemli atları da vardır. Ve bu atlar genellikle olağanüstü özellikleriyle bilinirler. Bu ve bunun gibi anlatılar sonucunda Tulpar da olağanüstü özellikleriyle Türk söylencelerinde yerini almıştır. Tulpar, anlatılara göre Kuday tarafından yiğitlere yardımcı olması için yaratılmıştır. Dünyanın en uzun destanı olan Manas destanında Manas'ın yardımcılarının ve savaşçılarının bindiği rüzgarı dahi geçen atlar olarak karşımıza çıkar. Bilinir ki Tulpar'a yalnızca yiğit ve bahadır kimseler binebilir. Türk efsanelerine göre Tulpar yalnızca yüreği ve bedeni kuvvetli er ve hatun kişilere görünür ve onların yardımına gelir. Genellikle beyaz veya kara bir at olarak tasvir edilir. Güçlüdür, oldukça hızlıdır, kanatlı bir attır. Kahramanlar genellikle Tulpar'ın üzerinde uçan kuşa yetişir, kaçan düşmana erişirler. Bazı anlatılarda şamanlara gök gezisinde yardımcı olduğu da söylenir onları göğün katlarına, kudayın yanına ya da yerin derinliklerine erleyin mekanına tulpar götürür. Başkurt Türklerinin inancına göre onun kanatlarını kimse görmez. O kanatlarını yalnızca karanlıkta ve büyük engelleri aşarken açar. Ve yine Başkurt inancına göre eğer biri onun kanatlarını görecek olursa tulpar yeryüzünden kaybolur. Kazakistan'da keşfedilen ve esik kurganında yer alan altın elbiseli adamın başlığında tulparın bir figürüne rastlanır ki bu tulparın Türk söylencelerinde oldukça eski ve yaygın bir anlatım olduğunu gösterir. Ayrıca Kazakistan devlet armasının sağ ve sol yanlarında birer tulpar motifi bulunur. Moğolistan armasında da tulpar motifi yer almaktadır. Ve yine Kazakistan'da tulpar adı verilen bir havayolu şirketi vardır. Ayrıca Azerbaycan'da bir askeri geminin adı ve Türkiye'nin ilk yerli zırhlı piyade taşıyıcısının adı da Tulpar'dır. Ayrıca bilgisayar markalarına aşina olanlar bileceklerdir ki ünlü bilgisayar üreticisi Monster'ın da Tulpar isimli bir dizüstü bilgisayar serisi vardır. Tulpar'ın Yunan mitolojisindeki karşılığı bilindiği üzere Pegasus'tur. Ki Pegasus, Tulpar ile çok benzer özellikler taşır. İkisi de kanatlıdır, ikisi de tanrı tarafından yaratılmıştır ve ikisi de kahramanların hizmetine ve yardımına sunulmuştur. İskandinav mitolojisinde ise Slipner ile benzer özellikler gösterir. Sleipnir Odin'in 8 ayaklı atıdır. Kanatsız olmasına rağmen uçabilir. Odin'i tehlikelerden korur ve ona yoldaşlık eder. Ki, Tulpar ve Sleipnir'in bu karşılaştırmasını Türk mitolojisi ile İskandinav mitolojisinin benzerlikleri videosunu anlattım. Dilerseniz yukarıdaki linkten videoya ulaşabilirsiniz. Türk mitolojisinde atın önemiyle ilgili bir video yapmadan önce kısaca Tulpar'dan da bahsetmiş olmak istedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve yukarıdaki bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kanalımı arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama katkı sağlayabilirsiniz. Esen kalın.